Ataspor'ların saati devam ediyor. Türk kılıçları ile şöyle bir efsane var aslında işte. 10 kiloymuş, 20 kiloymuş, 5 kişi kalırmış, 6 kişi kalırmış ama gerçekte baktığımız zaman şu ana kadar bulunabilmiş en ağır Türk kılıcı 15. yüzyıla ait gene. Ukrayna'da mı bulundu? Ukrayna tarafında bulundu. 980 gram geldi. 980 gram. Buradaki ne kadar gramları? O elinize gördüğünüz yaklaşık 600 grama yakın. Göstereyim. Şu yani yapımı devam eden evet. Ve 3 haftada belli bir forma ilişkin. Bu 600 dedi. Şu anda 600-650 gram arasında. Ne kadar daha olacak? Tamamlandı da yani. 800-850 gram olacak. Siz daha başlamadan bir. Bunun kaç gram olacağını bilerek yapıyorsunuz değil mi? Yani hemen bütün malzemeler hemen, ne kadar gelecek? Tabii. Çeliğinden tutun. Artık bir 7 yıllık tecrübem var. Artık başlayınca bitmeye yakın kaç grama düşeceğine falan evet, biliyorum. 650 gram. Bu bittiği için bittik daha ağır bu. Şöyle o kabzası pirinç olduğu için. Pirinç, altın, gümüş. Bunlar özgü dağları ağır malzemeler. O biraz daha 952 gram falan bitmiş. Değil mi? Balçak ve kabzayı çıkardığınızda 654 gram da şey geldi. Namlusu geldi. Eli, eli çok rahat oturuyor ama. Yani tutsan şey bak. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tuttuğunda mesela bak eli çok rahat oturuyor. Yani şöyle söyleyeyim çok size. Çok rahat şey yapıyor. Türk kılıçlarında bir matematik var. Bu matematiği doğru yapmazsanız uzun eli her şey kılıç olmuyor mesela. Şimdi bu bir yani yaşayan. Dengeli. Tabii. Ya bu bir yaşayan süreç. Şunu anlıyorsunuz. Değil mi? Evet. 15. yüzyıl kılıçla 16. yüzyıl kılıç yan yana getirin ikisi birbirine benzemiyor. Çünkü şöyle bir şey olmuş, karşınızdaki çıkan düşmanın imkan kabiliyeti değişmiş, vuruşma tekniği değişmiş, sizin elindeki kılıcı ona göre revize etmişsiniz. Doğru. Yaşıyor yani 16. yüzyıl kılıçlar daha eğri formda, daha elini derken şeyler 14-15 yıllar. Bu daha atık bir şey. O yatan aslında kılıç değil o, bıçak o. Ha bıçak. Bıçak diye geçer. Hatta üzerinde de yazar kıl bu bıçağı mübarek ey kerimi la ezel falan diye beyitler üzerine işlenmiş. Bıçaktır aslında o. Balçağı yoksa o savaşın eli korumalılığı yoksa bıçak diye geçer. Boyunun bir önemi yok. Yani şu. Şurası. Tabii evet. O balçak kısmı artı formdur genelde. Saç kısmında biraz daha formu değişir. O olmadığı sürece uzunluğunun benim yok bıçaktır. Yatan bıçağı diye geçer aslında bu. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu böyle mi koyuluyor? Ama böyle koyulursa da ucu körelmez mi? Böyle sanki böyle duruyor. Kınıyla beraber aslında şöyle bir kınımız var orada. Normalde kınların öyle bir özelliği var. Elindeki nedir? Bakın onu atladık bu, ya. Bu saldırma dediğimiz bir askeri bıçak türü aslında bu. Süngüden önceki kullanılan bıçak türlerimizden normalde birisi. Normalde askerlerde şeylerinde. Tabii tabii bellerinde olduğu. Saldırma diye geçer. İsmi saldırmadır ama işte dediğim gibi antikacı jargonu farklı bizim bir isim var. Bizim tam G3'lerin önünde duran şey gibi duruyor altındaki. Altındaki tabii çok daha bir sanat eseri şimdi, var. Şimdi bu yatanlar da bu şekilde taşınıyor. Onun kını yok gösteremiyorum şimdi. Yatağına benzer iç bükey eğri form. Tamam biz Türklerin alameti farikasıdır. Bize aittir. Yani bu Hun kurganlarından bile iç bükey silahlar çıkar hala günümüzde. Günümüzde yatağını şöyle falan koyarlar bellerine. Şeyin kuşağın şeyin kuşağın burası ama bu doğru değil. Çünkü bu bilgiye nasıl varıyoruz? İşte Mustafa Kemal'in Sofya Ateşkesi'yken katılmış olduğu bir maskeli balonda Yeniçeri Kıyafetleri kadar. Öyle bir fotoğrafı var öyle kalmış. Ama aslında baktığımız zaman yatağın şu şekilde kullanılıyor. Çünkü bu sivil bir silah aslında. Bunu şey diye düşünün. Bu yatağın veya saldırmayı günümüzün tabancasına tekabül ederken görmüş olduğumuz kılıçlar G3'üne veya MP76'ya tekabül ediyor. Savaş silahıdır. Bunlar sivil silahdır. Tabanca tekabül eder. Efsanesi de şudur aslında. Yeniçeriler savaş zamanı bittiği zaman şehirde polisi görevi yaparken bellerine kılıç taşımıyorlar. Yatağını alıyorlar. Burada da şöyle bir efsane çıkmış. İşte yatağın kullanılırken eğer rakibiniz sizden denkse veya sizden güçlüyse işte kesici ağzını kullanıyorsunuz. Yok rakibiniz zayıfsa sırtını kullanırsınız falan diye bir efsane var. Ama efsane çıkış esası şu. Ters duruyor. Karşısında en anda bir şeyin içinde dolaşıyorsunuz. Gece devredesiniz biri saldırıdan çekip alabilmek adına bu kulaklar var. Hızlı çekmek. Şaşka gibi düşünün bunu. Seri. Mesela şaşkada kılıç derler ama şaşko şeşkodur. Orijinal ismi uzun bıçak demek kendi onu dilinde. Onu da her şeyle beraber kınayla beraber. Tabii tabii. Komple üzerindeki gümüş kaplaması. Kabzesi biraz değişik. Bu nedir? Kulaklı aynı onun gibi ama formlar farklı. Yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi yatağında yaklaşık dönemine göre kullanılan 26-27 farklı kabza türü var. Yapıldığı coğrafyada da göre değişiyor, yapıldığı yüzyıla da göre de değişiyor. Yani bu iş aslında derya deniz. Yani şey yapamıyoruz, İngilizler gibi işte bir santimler üzerinden sınırlama yapamıyoruz. Mesela Avrupa ekolü için şöyle bir durum var. İşte 80-100 santim arası sword, kılıç diyor yani. 120 santim arası long sword, işte 60 santim arası epe falan deyip sınırlamış. Santimler üzerine gitmiş. Bizde ise tam profesyonel, tamamen kişiye göre yapılıyor işlem. Yani santimin boyun pösenin posun bir önemi yok. Ben ona şöyle uyandım. Bir müzede incelemeye gideceğim. Gitmeden önce işte incelemek istediğim eserleri seçiyorum, görselleri gönderiyorum. Ha. İkisi de birbirine yakın eser. Eserlerin orijinalist karşıma geldiği zaman arada bir 15 santim fark var. Ama
bu derinlik algısının olmadığı ortamda iki kılıç birbirinin aynısı gibi gözüküyor. Sanki aynı usta tek seferde bunları yapmış gibi bakıyorsun ama fark var. O zaman dediğim gibi bir oran var işin içinde. Yani bu oranlama var ki derinlik algısı olmadığı yerde aynı gözükürken 15 santim farkta bir şey değişmiyor. Sonra işte inceledikçe belli sabitlerin olduğunu, çünkü bu kılıcın ana hatta 4 tane farklı bölüm var ama onun dışında toplamda 40'a yakın farklı bölümleri var. Osmanlı okunda da öyledir mesela. Hayali 24 boğumdan oluşur. Bir matematik hesabı yapılır o yapılırken normalde. Dur. Şimdi buraya gelelim biraz da. Hüseyin Bey. Bunlar da temrenler de var. Bunlar şimdi bizim atlı okçulukta kullandığımız yayımız, okumuz. Neden bunların tüyleri farklı? Bu ibriş ok dediğimiz bizde atlı okçuluk müsabakalarında, yarışmalarında iki stil yarışma var. Resmi olarak düzenlenen. Bir tanesi hedef okçuluğu, diğeri de kabak okçuluğu dediğimiz, puta veya tabla diye geçiyor şimdi. Diğeri de kabak parkuru dediğimiz parkurda bir direğin tepesinde eskiden kabak yer alırmış şimdi. İzleyicilerimizi gösterelim, siz de o sırada sohbetimize devam edin mesela bizim burada. Bu tabla parkuru dediğimiz parkurumuz, 3 tane hedef oluyor parkur üzerinde. Okçu ileriye, geriye ve Türk okçuluğunun en büyük avantajlarından birisi geriye dönüp ok atabilmek ve güvenliğin müsait olduğu yerlerde son hedefin sağda olduğu müsabakalar da oluyor ama tabii seyirciden kaynaklı, güvenlikten kaynaklı günümüzde 3 hedefin de solda bulunduğu durumlar oluyor. Yani bu atın koşu parkurunda bu belli bir sürede yaklaşık 10 saniye bildiğim kadarıyla. Evet. 10 saniyenin altında kalarak burada tamamlamak gerekiyor. Ona devam ediyor. Ama en sonuncusunda da şey atmıyorlar mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tabağı atıyorlardı. Kabak parkuru ayrı bir parkur. Onda da işte oku 8 metrelik bir direğin tepesindeki günümüzde bir tepsi kullanıyoruz. 60 santim çapındaki bir tepsi. Bu da oraya yerinde şey atıyoruz zaten. Ses. Evet. Ya orada sesi duymak maksat. Eskiden kabağa saplanıp kalırmış ok. Tabii biz de seyirci etkeninde olduğu için hatta bırakın seyirci etkenini, oku dönüp kendisini vuran sporcularımız da var. Yine güvenlik gereği ucu küt şekilde bırakıyoruz kabak oklarını. Bu da yavaşlatıyor. İnişinde biraz daha paraşüt etkisi yaratıyor. İbriş ok bu okun İbriş. İsmi. Bunlara Onlar hedef oku. Bunlar hedef oku olarak geçiyor. Evet. Normal ama bunlar temrenleri farklı. Bunlar niye Onların farklı? Temrenleri sivri, farklı formları var, farklı yapılış şekilleri. Kullandığımız yayı da bir anlatırsak yani. Bu normal bizim atlı okçulukta kullandığımız geleneksel bir yayımız, doğru evet, mu? Evet, bu esasında sentetik bir yay. Ama bir Türk yayı şekli itibariyle. Çok güzel ama işlemleri. Biraz önce yayından önce de sağ olsun hep beraber sohbet ederken o da benim dikkatimi çekti. Siz mi şimdi yaptınız? Şimdi yok. Bu yurt dışından Macaristan'dan bir ustanın ürettiği bir yay. Ama ülkemizde de çok iyi ustalarımız var günümüzde. Artık hatta bırakın böyle sentetik bir yayı, birebir organik Türk yayını yapan Balabanlar falan geldiğinde burada Cüneyt Hoca artık şey evet, ustalarımız söylemişti. Mevcut var. Artık günümüzde. Siz bunu mu kullanıyorsunuz müsabakalarda? Esasında kullandığım yayı bu eski yayım. Öyle diyeyim. Şu anda kullandığım yayımı bir sporcu arkadaşıma ödünç olarak bu 2018'de sizin bir arşiviniz var. İzleyicilerimize bir izletelim. Rahmetli Sabri abimiz Sabri Kavuncu. Allah rahmet eylesin. Normalde bu evet kabağı attığınız yukarıdaki direğe onu şey, bu direğin üzerindeki hedefe attığımız ok evet bu ok çünkü dönüşte her yere inebiliyor. Sağ burada taraftaki seyircinin üzerine değinebiliyor. Burada kullandığınız bu muydu? Hatırlıyor musunuz? Bu yay değil. Değil burada mi? Elimdeki yay. Ya şimdi bundan önce bir daha izlemek istiyorum. Şey, birkaç bir şey gözüme çarptı. Ya ne kadar mutlu şey geliyorsunuz yani şey. Şöyle burası yani esasında bir gösteri. Çok keyif alarak esasında yapıyorsunuz. Ben atın üstünde yerde olduğumdan şurada olduğumdan da daha rahatım. Evet. Binicilik çünkü yıllardır yaptığım bir spor. Hiç el yok zaten baksana. Orada hedefe bir süre var. Evet. Yani ikinci hedefe bir süre var. Oku gezlemişim, hazırım. Tribünde öğrencilerim var. O şov onlara herhalde İzlemeye gelen, seven kişiler var. Fotoğrafçı abilerimiz var. Bir onlara çalışayım beraberinde diyorsunuz şey, basura. Normalde biz müsabakalarda mesela başı kapalı yarışmak zorundayız. Çünkü tarihte bir örneği yok. Başı açık bir atlı okçu yok. Ama orası Etnospor Kültür Festivali. Bugün yine
devam ediyor şu an. Devam ediyor şu anda. Edeceğiz. Yani ben buradaki sizin bu şey, hem kendinden emin, hem çok rahat, hem ya bu işi ben çok keyif olarak yapayım. Herkes de dediğin gibi kafasında bir geleneksel olarak şey var. Evet. Bir tek sende zaten yok o. Biraz işte burada şey, gösteri havasında olduğu için. İşte o eğlenirken kendini kaybetmenin bir yöntemi aslında. Aynen. Ya ben bu işten keyif alıyorum diye. Aynen öyle. Keyif alarak yaptığımız bir iş gerçekten. O zaman güzel oluyor işte. O zaman dereceler, şampiyonluklar geliyor. Kendimizi her zaman o kürsüde buluruz esasında. Ne kadardır yapıyorsunuz Hüseyin Bey siz? Ben 2013 yılında evet 2013 yılında başladım bu işe. Bu işe başlama hikayem biraz ilginç esasında. Vaktimiz varsa paylaşayım. Lütfen. Ankara Atlı Spor Kulübü'nde binici eğitmenliği antrenörlük yapıyordum o zaman. Ve kapıdan o zaman veteriner fakültesinde okuyan bir öğrenci arkadaşımız geliyor. Halen görüşüyoruz ki üstümdeki kostüm kendisinindir. Ha, ama güzel. Artık bende duruyor pozisyonda. Biz okçuluk yapıyoruz. Bunu at üstünde yapmak istiyoruz ama hiç binicilik tecrübemiz yok. Ben de dedim ki tam adamına sordunuz. Ya ben burada çalışıyorum. Binici eğitmeniyim, antrenörüm. Tamam, size at binmeyi öğretirim. Benim soy ismim de Okçu, ismim Hüseyin Okçu. Siz de dedim okçuluğu ucundan bir gösterirseniz bana. Tam bu olmuş. Ailede, benim ailemde hiç soy isim Okçu ama hiç okçu yok. Hmm. Sadece tahminen Osmanlı döneminde Bursa Balıkesir civarında ormancılık, yani dedemlerden sonrası hep ormancı korucu olarak geçiyor. Bu ok çubuğunu yapan, ağaç yetiştiren kişiler olduğumuzdan sanırım bu ismi almışız. Dedim ki siz de bana okçuluğu biraz gösterirsiniz. Onlarla başladık binicilik derslerine. 5-6 ay sonra Biga'da düzenlenen bir müsabaka varmış. Oo, hemen oraya. Ona hazırlanmakmış maksatları esasında. İşte bana birkaç tane ok getirdiler. Sonra dediler ki bu yayları yurt dışından ithal edip Türkiye'de satışını yapan bir arkadaşımız daha var. Onu da getireceğiz. O da at binmeyi öğrenmek istiyor dediler. Ve onlara doğru yardımcı olabilmek adına kendim izliyorum. Şeydeki atlarla deniyorum, kulüpteki atlarla deniyorum. İşte nasıl durulur, nasıl yapılır. Mutfak sizde istediğin derken, gibi rahat rahat deniyorsun. derken işin içinde bulduk biraz kendimizi. Ve dediler ki yarışma zamanı, başvuru zamanı, Biga'nın başvuruları başladığı zaman. Hocam dediler biz seni götürelim. Sen hani bizden iyi yapıyorsun. Biz at işini ilerletemedik. ki gerçekten şey, ata binmeyi öğrenmek uzun bir süreç. Yani 2 yıl uzun gibi mu? Bir sürede. Yani böyle esasında tam düşündüğümüzde hakim, tutarsın da bir de ellerinde bırakıyorsun yani at okçuluk sırasında. Evet yani 4 nalda üzerinde tam dengede durabiliyor olmanız gerekiyor. Bu da yaklaşık haftada bir kere 2 kere binmeyle 2 yıllık bir süre. Yani 90-100 derslik mesela, bir süre. Ne kadar, kaç saat onu soracak? Esasında. 100 saat. Evet. Vay. Benim oğlana bile ilk attığını Hüseyin mesela İzmir'de. İlk at tecrübesini Hüseyin'in yanında yaşadı benim oğlumda. Nasıl? Biliyorum. Devam ediyor şu anda. O uğraşıyor mu sizin gibi geleneksel bir şeyle? Uğraşıyor. Okçulukla o da yapıyor. Yani onun içinde bir hobi yap. Biz şöyle hatta pandemi döneminde baba oğlu ikimiz arka bahçeye geçip orada işte akşama kadar vakit geçirmek için. At var mı sizde? At yok sadece. Biz yaya yaptık onu ama at pandemide zaten dedim, çok açıklamıyoruz. Dedim at da varsa dedim tam. Ama bulaştırdık bayvası da dediği gibi artık. Elinden aldı zehir o konuda. Aynen öyle. Tamam. Eğer evi oturunca mikrobu kaptın diyoruz. Arada sıkıştırıyordur Fatih abimizi de. Çok güzel. Yani öyle mi başlıyor sizin de? Sonra dediler ki senin adına başvuralım. Bu yarışmaya sen daha iyi yapıyorsun. Seni de götürelim biz zaten gideceğiz arabamızla derken. İşte kıyafetlerini verdiler. Yayımı okumu verdiler. Zeyir ki arada ödünç alıyordum. Ve benim adıma bir başvuru yaptılar. Hadi gidelim dedik. Çanakkale Biga'da ilk müsabakamıza koşmak nasip oldu. Ne güzel. Orada da tabii bir şey yoktu. Başarı, hedef yoktu. Ya, eğlenmeye gittik işte, oraya. Hala da eğlenerek bir güzel devam ve ediyorsun esasında. Deminki görseldeki gibi rahat hareket ettiğimizden sanırım bir yarışma stresi de olmadığından. Yani esasında başarıyla ilgili hem seveceksin hem stres yok. Hem de isteyerek yaptığın zaman zaten olay bitiyor abi. Ya, ilk baştan mesela Biga, benim katıldığım ilk 2011'deki Biga yarışması mesela tamamen eğlenmek. Hani gırgır şamataya gittik falan. O zaman daha böyle hani stres yok de. Aynı şöyle söyleyeyim yani çok farklı bir yapısı var. Farklı sosyoekonomik veya kültürel yapıdan insanlar bir araya geliyorlar. Tek bir ortak amaçları var okçuluk. Yani doğru. Normal hatta yan yana gelebileceğiniz kişilerle orada can ciğer kuzu sarması olabiliyorsunuz. Ve onun bir rahatlığı var. Bir de o da arkadaş ortamı. Hani bazen iki rakip
yarışıyorsun normalde, rakipsiniz ama çıkarken işte ya bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap, hani bu böyle olsun falan, hani bak ben bu hata yaptım sen yapma falan, hani müsabakada değil de hani iki arkadaş eğlenmişçesine yani bir piknik yapmaya gelmiş gibi bir hava varmış. O bambaşka bir şey. Yani bir yarışma olup da bu kadar az hırsın olduğu, işte bu kadar az rekabetin yerine çok fazla dayanışman olduğu bir ortam orası aslında. Kesinlikle. Baktığınız zaman. Çok doğrusuz. Çok kısa bir ara vereceğim. Sohbete devam edeceğim. Sevgili izleyiciler, çok kısa bir ara, hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ataspor'ların saati devam edecek.